Yavaş yavaş artık bu mücadeleye de geçiyoruz. Üçüncü maçta yasaklamalar. Bakalım ne kadar değişiklik gösterecek. Sol tarafta bir değişiklik göstereceğini zannetmiyorum. Ve bu maçta taraf seçme hakkı Vega'daydı. Yine kırmızı tarafı seçtiler. Bakalım, onlar her zaman rakibin elini gördükten sonra o ekstra bir tercihle rakibi ters ayakta yakalamaya çalışıyorlar. Akali geldi. İlk 3 oyundaki farklı yasaklamalardan. Bakalım sonuncusu ne olacak? Diğer taraftan Flash Rus'a son 2 oyundaki yasaklamasını değiştirmedi. İreyle ve Kartuz, Tarik de onlardan bir tanesi oldu. Böylelikle Flash Rus son 2 maçtaki değişikliklerini değiştirmemiş oldu. Ve artık tabii ki de 2 tane oyun kaybettikten sonra Silas'ı da yasaklamanın vaktinin artık geldiğini düşündü Vega. Şimdi Jayce açık, Galio açık. Ama Flash Rus'un bu iki şampiyona çok önem vermediğini gördük. Bunlar yokken tabii ki de masada tam Rek'Sai var diyecekken buradan Hanabi tarafından Rek'Sai gösterildiği gibi kilitleniyor. Bakalım Vega'nın buna karşı cevabı ne olacak? Bu tarz şampiyon değişimlerinde hemen karşıdan bir Galio artı Hecarim geldiğini görüyoruz. Ama Flash Rus şu ana kadar bu ikiliye karşı da hem koridorda olsun hem ormanda olsun cevap verdiğini gösteriyor. Morgana grup aşamasının belli bölümünde yasaklanmıştı. Zaman zaman orta koridorda da oynandığını gördük. Bu oyunda Vega Squadron tarafında olacak. Ama tabii o da esnek bir seçim. Orta koridora ve alt koridora da gidebilme potansiyeli var. Morgana'nın dışında ne seçecekler? 5 saniye kaldı. Hecarim gelecek diye tahmin ediyorum ben. Bence Hecarim'e gitmesinler artık. Evet, Shen geldi. Okey, tamam. Çok yüksek fazla kitle kontrolüne sahip bir ikili. Yani size takım savaşını kazandırabilecek bir ikili ama o yetenek atışlarının tutması gerek. O zaman şimdi tahminimi yapıyorum. Morgana orta koridora gidecek. Olabilir. Yani Shen şu metada üst koridora gönderdiği zaman otomatik olarak yani koridoru kaybetmiş gözüne bakabilirsiniz. Çok defansif bir tercih çünkü. Tam Kench işte tabii. Varus Tam Kench, güzel ikili. Karşıda Morgana olduğu zaman o karanlık esaret tehditini ortadan kaldırmak için tabii ki Tam Kench en iyi tercih. No Man's. Ve tabii ki sürekli olarak Tam Kench'e odaklanmak gerekecek alt koridorda. Diğer bir yandan da boss'un iyi performans gösterdiği şampiyon Aatrox son tercih olarak Vega tarafından yapıldı. Şimdi yasaklama aşamasının ikinci ayağına geçtik. Yasaklamalar kimin üzerine gidecek? Evet, Jayce buradan bir tanesi oldu. Muhtemelen Galio da buradan geçemeyecek diye tahmin ediyorum. Ama şöyle baktığımız zaman da iki tarafında Galio yasaklamasına gerek yok. Belki Flash Rus yasaklayabilir. Morgana orta koridor olursa. Onu da bekleyip göreceğiz. Ama Morgana orta koridor olursa bu sefer Shen nereye gidecek? Yani Aatrox ormana mı gönderecekler? Yani Aatrox orman, Shen destek, Morgana orta koridor. Hani böyle bir üçlü de böyle bir dizilimde bile Galio'ya sıra gelmeyecek diye düşünüyorum ben. Acaba bir üst koridor şampiyonu daha yasaklanır mı? 3 tane yasaklandı ikinci yasaklama aşamasında. Cannon da geldi. Hanabi'nin en iyi performans gösterdiği şampiyonlardan bir tanesi. Bayağı bir son saniyelere kadar süreyi kullandı bu arada iki takım da bu seçim yasaklama aşamasında. Normalde hızlı hızlı yapıyorlardı. Ama bu maçta Vega daha fazla düşünüyor. Yani ister istemez son şansları olduğu için. Flash Rus'da rakibi okumaya çalışıyor ve o yüzden iki tarafta süreyi son saniyeye kadar kullandı şu ana kadar neredeyse. Her yasaklamada, her seçimde ve Lee Sin İyi bir performans göstermişti Ahacik ve Lee Sin tercihi geliyor. Yine agresif bir seçim. Agresif ama yani tek yönlü bir şampiyon Lee Sin, onu söyleyelim öncelikle. Oyunda ve erken oyunda özellikle bir şeyleri yerine doğru getirmeniz gerekiyor. Diğer yandan ise Orianna ve Azir gösterildi. Orianna'nın üzerinde şu an duruluyor. 2 saniye var, 1 saniye var derken Orianna da Flash Rus adına geldi. Yani Flash Rus'u turnuvada gördük mü şu ana kadar? Zannetmiyorum ama ben hatırlamıyorum. Kurduğu kompozisyona baktığımız zaman inanılmaz dengeli bir kompozisyon.
Şimdi Rek'Sai'nin yanına yine içeri girebilen, ön safhalarda durabilen bir şey bekliyorum ben. Oh. Evet. Duruyor. Ya da içeri bir şey gönderiyor. O da olur. Gelecek mi? Geldi. Bakalım şimdi. Tam kendisi Rek'Sai'yi arkadan gönder. Bayağı hızlı geldi Syndra. Evet. Bakalım dizinin ne olacak? Zaten Ryze'nin yukarı gideceğini biliyoruz şu anda. Morgana da desteğe gitti. Tahminim tutmadı. Biraz fazla gibi geldi bana ya. Ya o nişancıya gitti, pardon. Ya tamam, okey. Kitle kontrolü çok fazla. Yani 1,5 saniye oradan kışkırt, 3 saniye yerine mıhlama. Evet. Totalde 4,5 saniye gibi bir süre. Erken oyunda bu yetenekler çok değerli. Skorda alabilirsiniz. Ama geç oyunda şöyle baktığım zaman... Ya Lee Sin ya Aatrox... Ya ekstra bir şey yapması gerekecek. Ekstra bir şey yapması gerekecek. Onun karşısında hani bu saydığım iki şampiyon da rakibin üstüne koşmak zorunda. Üstüne koşarken bir Orion ultisi gelebilir, bir Varus ultisi gelebilir. Diğer taraftan Ryze'nin runapsine yakalanabilirler. Açıkçası Vega Squadron'un işi zor ama tabii ki de bilinmez. Sonuç olarak bu takıma karşı galibiyet alabileceklerini bize gösterdiler. Şuna katılır mısın bu arada? Yani Vega Squadron Baron almak için bayağı zayıf bir kompozisyon kurdu. Üzerine kuşatma için de. Yani takım savaş yapacaklar, başka bir şey yok. Evet, yani hani Baron'u almak için illa böyle katliam ya da en az 3 skorlu bir takım savaşı kazanmaları lazım. Üstüne hani kuşatmada mesela uzaktan kuleye vurabilecek sadece Morgana ile Syndra var. Yani tek tutulabilir tarafının zaten takım savaşı olduğunu söyledik. Sen de eksik yönlerini çok net bir şekilde masaya yatırdın. Bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan da hani bu kompozisyonu kurarken akıllarına şu vardı. Boss'un çok ekstra oynayıp işte Morgan'ı, Kalkan'ı vesaire onlarla beraber onu besleyip ön safhalarda kalmasını sağlayacaklar Shen ultisi ile birlikte. Sadece Aatrox'a güvenmek ne kadar doğru bilemiyorum. Tabii Syndra'nın da devreye girmesini istiyorlar. Yani No Man's ve Boss'un bu maçı gerçekten taşıması gerekecek. Biraz zorlu. Hani ellerinde böyle çok büyük taşıyıcılar olsa yapabilirler derim ama mesela skor aldıkça sürekli güçlenen. Şunu da eklemek lazım. Bu seriyi kaybetmeleri onlar için bir son değil. Aynen. Onları Pongville Buffalo bekliyor. Yani şu an iki takımı da izledikten sonra Vega'nın hem gecesini hem gündüzünü gördük bu arada. Pongville Buffalo'da yine onlar bildiğimiz takımı gördük onlar de. Onlar da gündüz yok, hep gece. Ha, onlar da hep gece. Burada ama hem geceyi hem gündüzü gördük. Yani Vega'nın birinci maç Vegas'ıyla normal Pongville'yi izlediğimiz zaman ne olacak merakla bekliyorum. Ama yok yani seriyi izledikten sonra Vega böyle mental olarak göçebilen bir takımsa Pongville'yi bir adım önde görürüm. Çünkü onlar mental olarak göçmüyorlar. 2-0 geride olsalar bile saldırmaya devam. Hep ileri. Aynen. Şimdi kırmızı güçlendirmesini aldı değilsin. Üst skorlardan bir skor gelebilir. Ryze bu tarz erken baskınlara karşı yapabileceği çok fazla gördüler bir ama şey olmayan şampiyon. İşaretliyorlar. Fark ettiler. Çünkü Ryze bunu fark etmiş. Bunun önlemini almış. Oraya hemen bir totem koymuş. Orta koridorda da No Man's biraz hasar yemiş. O olmuş, bu olmuş. Bir sürü şey oluyor bir anda. Alt tarafta da yine dürtülen bir Gadget ve Santas ikilisi var. Seviye 2 olmakta biraz zorlanacaklar. Gadget için iyi haber. Bu sefer 2 değil bir şampiyona dikkat etmesi gerek. Tam Kench çünkü bir Nautilus etkisi yaratmıyor. Tabii. Şimdi Boogie. Kırmızı güçlendirmesi, pardon mavi güçlendirmesi çalınırken burada Ahajik'i yakaladı. İki seviye olan iki tane ormancı. Yine de deneyecek mi acaba Vega'nın ormancısı diye şöyle bakıyorum. Orta koridora yaklaştı. Orion da çok iyi bir pozisyonda sayılmayabilir ve hemen zayıflara açıma geldiği gibi sıçrayı kullandı. Güzel refleks Raider'dan burada. Burada tabii alt tarafta bir umut eğer Yampiri'yi almadıysa diye oraya doğru yöneldi. Bundan da karlı çıktığını söyleyebiliriz. Ağaç kim? Ryze'ı nasıl görüyorsun Aatrox'a karşı?
çok yani dezavantajlı konumda normalde belli bir seviyeye kadar ama tabii erken seviyelerde Ryze menzilli bir şampiyon olduğu için yine Aatrox'un canını sıkıyor. Ama belli noktadan sonra Aatrox yine o kaybettiği dezavantajı toparlayabiliyor. Ahacık bir kere daha buraya geldi. Enteresan. Ses dalgasını tutturabileceği kadar güzel bir combo yaptı ama. Ya deniyor ama evet. İşte oradan koşarken takım arkadaşların kitle kontrol atmasını beklemesi lazım. Bu işte ilk maç bugisi şu an. Hatırlayacaksın. Bugi her yere gitmiş ama hiçbir yerden bir şey çıkaramamıştı. Şimdi arındırı var. Bir baskın atacaklar. Arındırı alacaklar. İkinci baskına gelip o arındırın bekleme süresindeyken ki avantajından yararlanması gerekiyor. Tabii uzun bir sekans. Hani söylendiği kadar kısa değil. Nomance burada Bugi'yi buldu. Totemi de var zaten orada. Evet, son manasıyla birkaç tane altın çaldı oradan. Şu an ama minyon dalgası üstünlüğünü ele geçirmiş durumda Nomance'e baktığımız zaman. O yüzden rahat bir biçimde üstüne dönebildi. Geçirmişti ama son minyonları alınca Retrain'e tekrardan o üstünlüğü aldı. Işınlanı olmadığı için o minyonların hepsi kuleye gidecek. Evet. Onu söyleyelim. Ama tecrübe puanı en azından boşa gitmeyecek. Ağacık oraya gelip o minyonları hemen temizledi. Ve Rek'Sai olmasının avantajını bu maçta gösterdiler. Eskiden çok yapılan bir taktik. Üçüncü seviyede, Rek'Sai üçüncü seviyeyken mavi güçlendirmesini Orianna'ya ya da herhangi bir mavi güçlendirmeye ihtiyaç duyan orta koridora vermesi. Tabi bu Bugi'nin birazcık daha yavaş seviye almasını sağlayacak ama çok da büyük bir dezavantaj değil. Orta koridorda kazanılacak olan avantajı hesaba kattığımız zaman. Tabii ki de Orianna için yani bir nimet demek o mavi güçlendirme. Hele ki karşısında Syndra gibi 6. seviyeden sonra skor potansiyeli olan bir şampiyon varken. Alt koridoru ne zaman baksak devamlı canı çok kritik seviyelerde olan bir isim var. Santas. Buradan her an skor gelebilir. Bu gibi durumlarda genellikle özellikle Varus varken bir süre sonra tam kamera başka bir yerdeyken Deşenok gelir ve skor çıkar. Şu anda arkaya baktığımız zaman oraya ışından atılabilecek bir tane totem var. Yalnız güzel karanlık esaret. Geçen maç Shaosi'nin çıpayla yaptığını bu sefer Gadget yaptı. Shaosi onu biraz daha erken atabilirdi. Kuleden Accept'ten fazla hit yedi. O ara galiba Betty Q atıyor diye yapmadı bunu. İki ormancı karşı karşıya gelecek. Bu sefer çalıda bekleyen ve yüksek hasar veren Ahacık oldu. Ama yandan Redder geliyor. Bugi hemen Redder'a doğru kaçtı burada. Yani takasa Rex'e geç başlamasına rağmen yine eşi çıkmayı neredeyse başardı. Zayıflar acıma kaçıyor. Redder buradan uzak... Ahacık buradan uzaklaşacak. Redder da orada az önce skoru bir koklamıştı aslında. Biraz daha yaklaşsa Ahacık. Redder ultiyle skoru alabilirdi. Güçlendirmenin ortaya çıkardığı fark. Gölge fırlayışı kaçtı. Güzel yana adım attı bu arada. Shaosi iyi öngördü bunu. İki nişancı da ışınlanlarıyla. Gerçi Gadget'a nişancı demek çok mantıklı değil şu an ama geldiler koridora. Alt koridor büyücüsü. Doğru. Bu sefer güzel gölge fırlayışı. Betty'yi de kuleden hasar yemeden kurtarmayı başardı Shaosi. Dakika 7. Oyunda hiçbir şey olmadı ama 1300 altın fark flash uzun eline. Şöyle hemen bakalım. Alt koridorda 20 milyon yakın bir milyon farkı var. Üst koridorda 10. Orman eşit. Orta koridorda da 14 milyon bir fark var. Ufak ufak koridorda yakalanan milyon farkları genelde vurduğumuzda da senin söylediğin altın farkını ortaya koyuyor. Aşağıda da yavaş yavaş takasları kazanmaya başlayan bir Flash Wolves. Tabii yani Morgana, Shen'e karşı zaten bu takasların kazanılması oldukça doğal. Lee Sin. Seviye 5 yalnız yani. Evet. Nasıl bir şey çıkartabilirler bekle göreceğiz. Ki bir de üstüne Redder'ın bitkinliği var. Yakalandı şimdi Redder orta koridorda. Nasıl bir şey çıkaracaklar demiştin. Burada bunu çıkarmaya çalıştılar ama olmadı. Ahacık. Çok fazla hasar aldı. Orta koridora gelen bir Tahmkench. Hayır. Ulti durduruldu. Ve arka tarafta yakalanan bir isim var. Kameramız oraya dönmeyecek şu anda. Çünkü burada Bugi düşüyor.
skor geldi. İlk Kaan burada. No Man's'e gitmişti. Hemen ardından Betty de cevap skorunu alıyor. Yani Shen orada alt koridoru durdurmak pahasına canını feda etti. Evet, orada muhtemelen bir kışkırt sıçra kombosu attı. O ultiyi durdurmak için. Ardından da kaçamadı. Zor pozisyonda kaldı. Tabii Havacık da burada bayağı bir şanslıydı. Attı o ultiden sonra. Kule menziline girmemesi onun canını bayağı bir kurtardı. Hemen böyle tekrardan bakalım. Zayıflar acıma geliyor. Bitkin çok güzel zamanla geliyor. Ulti elinden çıkmadığı zaman geldi. Çünkü ultiden de az hasar oluyor burada. Redder. Yani Lee Sin'in o kadar az katkı sağladığını görüyoruz ki burada. Sıçraya karşı da güzel sıçratmış burada evet. Havacık. Onu da söyleyelim. Ama o sıçrayla işte skoru kazandırdı. Tabii. İlk kanı kazandırdı o sıçra sayesinde. Ve burada da diğer pozisyon. Bu arada kendi bozmuş. Aa yok, tutuşturla bozmuş. Santas tutuşturla evet, bozmuş. Evet, zaman bozuluyor. Tabi orada bir denemiş ama olmamış. Betty de sıçraya atarak skor alıyor bu arada. Aşağıda olaylar dönmeye devam ediyor. Gadget. Oradan şimdi çıkmaya geliyor. Çalışacak. Ana bir geliyor. Uçsun da kullandı Gadget ama önde kaldı. Gadget buradan çıkamayacak bir kere daha. Aynı senaryo. Yalnız bu skor... özür diliyorum. Bu alt koridorda... Vega Squadron'un yine skor çıkarma ihtiyacı yok. Yani Karthus oyunu gibi oynamaları lazım. Evet. Zaten Shen ve Morgana'yla erken oyunda skor çıkarma şansınız var. Yani o da 3. 5. seviyeler. Yani takasa girip illa da burada hani birilerini öldürmeye... Hani tamam iki tane kitle kontrolünüz var, tamam ikisi de zincirleyince çok uzun sürede zaten bunu toplayacak, bunu tamamını erdirecek hasarınız yok ki. Yani şunu düşün mesela, tam Kenç odaklandınız, canını %20 inlediniz. Tam Kenç kayış gibi aktif etti. O beyaz kalkanı kırabilecek misiniz? Ya da o beyaz kalkan erimeye başladığında, kaybolduğunda Varus'un hasarını tanklayabilecek misiniz? Ya buna hiç gerek yok. Yani... Lee Sin geliyor diye yapmışlar belli ki ama... Yani Gadget burada yakalandıktan sonra... Ki zaten Gadget da sıçrayla içeri girmiş yani. Hani kaçışı olmayacak bariz. Evet, geride olmadınız, yani geride olduğunuz bir koridor. Artık biraz daha sakin, hani rölantiyi almaya çalışın. Ama şu anda Vega durmuyor ve rakibe avantaj vermek için adeta ekstra çaba sarf etmiş gibi bir pozisyon oldu. Diğer tarafta da mavi güçlendirmesini yine alıyor Redder. Bu maç şu ana kadar Orianna'ya pek hiç düşmedi. Bakalım, No Man's bir tane skor aldı bu arada. Onun ne kadar taşıyıcılık yapabileceğine de bağlı bu maç dediğimiz gibi Aatrox'la beraber. Acaba orta koridora gelip bir ulti atma penceresi mi arıyor? Koridor değişikliği mi var? Evet. Evet. Orianna'nın bu arada yavaş yavaş birebir skor kovalamaya başladığını görüyoruz aslında. Kayıp ciltini almış, mana havuzunu yükseltmiş. Üstüne de üzerine mana güçlendirme olduğu için. Dakikalar onun ensiz dakikalar. Ya bu ikili biraz tehlikeli. Yani Lee Sin ve Aatrox'tan bayağı bir hasar çıkma potansiyeli var. Şimdi No Man's'i yakaladı burada Redder. Diğer tarafta Lee Sin. Çok güzel bir insek hareketi burada Betty'ye ama tabii ki tam Kenç olduğu zaman o kadar da fazla sorun olmuyor. Yandan gelen Boogie var şimdi. Boss çok önde kaldı. Boss buradan çıkabilecek mi acaba Boogie? Burada şimdi. Çarpını da kullandı. Boss için işler zor. Ben hala anlamakta çok büyük zorluk çekiyorum. Ya Vega ne yapsa elinde patlıyor. Ya Vega bir şeyleri yapmak istiyor da. Ya tam Kenç olduğu koridorda neden yanındaki arkadaşa odaklanıyorsun? Öldüreceksiniz. Tam Kenç öldüreceksiniz. Bu arada diğer tarafta. Bu sefer bir şey yapabilecek gibi duruyor Vega. Santas ve Gadget'ın kombosunu sonunda kullanabildiler Ryze üzerinde ve bu kombodan da skor çıkardılar. Skoru alan isim de Gadget oldu. Betty de yine oradan 3 tane. Yalnız çok aldı. Güzel ses dalgası. Çok güzel ses dalgası. Ahacık. Şahane oynadı burayı. Betty de bunun üstüne biraz yürüdü, onu söyleyelim. Evet. Ama attı. Hani Mion'ların yanındaydı, ince gördü Ahacık. Onu söyleyelim. Adımla. Ve böylece alameti de durdurmuş oldu. Ya ben açıkçası bir tekrarını görmek istiyorum. Çünkü hani Betty'nin hangi minyonun yanında olduğunu
çok iyi anlayarak attı ses dalgasını. Tekrar mı diye baktım bir anda. Yok, hala orada dolaşıyormuş. İyi ses. Ormancıların diğer maçlara oranla daha eşit gittiği bir maç. 1-0-1, 0-1-2. En azından fark aralarında fazla açılmadı. Orada Gadget da bir barikat daha aldı barikatlar düşmeden. Bu sefer sıçrısı da var, Ryze'ın da sıçrısı var ama o dahi yeterli olmayabilir. Bekliyor yine ama Hanabi tecrübeli. Biliyor oradan insek gelebileceğini. Sol tarafta oynuyor. Q'yu yemeyeceği mesafede oynuyor. O yüzden sorun değil onun için ve alamete giren taraf bu sefer Vega oldu. Bakalım Vega Squadron bunu alabilecek mi? Bir cevap geleceğini ben zannetmiyorum. Zaten Ryze yukarıda tek. Gadget çok güzel oynadı şimdi. Zerneş'in ötesi de geliyor. Gadget'tan güzel sıçra. Yerine sersemleyen bir şahsi var. Santas burada skoru almak istiyor ama Betty'den çok yüksek hasar. Son vuruş gelecek Gadget'a. Betty almayı başardı bu skoru. Şimdi Santas'ı öldürebilecekler mi? Yandan Boogie de geldi. Ve burada bir skor daha gelecek. Yine elinde patladı Vega'nın. Resmen pimi çekiyorlar ama bombayı atamıyorlar. Yani deniyorlar. Bir şey yapmak istiyorlar ama... Yani iyi de oynadı burayı. Şimdi baktığımız zaman Gadget evet. Hamlet'in elini bir şekilde yemlemeyi başladı, arkasına ultiyi evet, attı. Evet. Ama diğer taraftan orada kışkırt kaçınca bir anda orada Varus hasar vuracak zamanı buldu ve anında Gadget'i yok etti. Yalnız Vega Squadron'da yukarıdan güzel bir hamle yaptı. Alameti açtılar, kuleyi aldılar. Alameti ikinci kuleye de vurdurdular ve şu anda birazcık teselli oldu onlar için. Oyuna geri dönmek adına bir motivasyon ve sahnedeki taraftarların da Vega Squadron her bir şey yaptığında bağırdığını söyleyelim şu anda. Yani işte bir kere daha izliyoruz. Güzel oynadı gerçekten. Güzel sıçra. Minyonları güzel temizledi orada. Üstünden sıçrattı ama şu kışkırtın kaçmaması lazım. Hadi attınız, sıçrınız da var. Hemen onu yön değiştirebilme şansınız da her zaman oluyor onun. Sıçranız oldu. Ağacıktan tekme gelmiş ama burada Redder kendisi ult kullanarak onu uzaklaştırdı. Onu kimi pasladı acaba? Kendine galiba, bilmiyorum. Çünkü yakında kimse yoktu. Aynen, Syndra'da otokolları yeni geldi çünkü. Hani kendi kulesini uzaklaştırayım, takım arkadaşlarım gelene kadar yavaşlatırım, bir şey yaparım diye düşünmüş olabilir. O pozisyonun başını görmediğimiz için bir şey diyemiyorum tam olarak. Güzel bir karanlık esaret denemesi. Betty de bunu iyi sezip geri geri yürüdü. Altın farkı 1600 şu an. İkinci ejderini aldı Flash Wolves. Bir tane daha ejderi, bir tane okyanus ejderi var. Daha ejderi çok kritik. Baktığımız zaman Flash Wolves cephesinde kuşatma içinde aslında fena bir kompozisyon yok. Yani orada... Varus var bir kere. Evet. Diğer taraftan Ryze ayrı kittirmede çok güçlenecek belli bir dakikadan sonra. O da geride değil, onu da söyleyelim. 1-1-0. Şimdi yani şöyle baktığımız zaman alt koridora bu iki tane yetenek gücü şampiyon inerse sıkıntı oluşabilir. Hem Orion hem de Syndra biraz hantal şampiyonlar. Yine Orion'a bir nebze olsun W'suyla koridordan koridora giderken kendisini hızlandırabiliyor ama Syndra için aynı şeyler geçerli değil tabii ki de. Bu yeni oluşan dizilişten kim daha faydalı çıkacak? Ormancılar biraz ormanlarına çekildi. Boogie ikinci maçtan esintiler veriyor şu anda. Çabuk biraz... döndü ya. Biraz evet. Yani en azından gözü kapalı gitmedi yani o. Bir sonraki hamlesi ne olacak peki Vega'nın sence? Biraz daha oyunu soğutmak onların işine gelebilir. Sonuç olarak Syndra güçlenen bir şampiyon. Altrox keza öyle. İşte ama orta oyundan sonraki hasarları yeterli olmayacak. Sorun orada. Yani Syndra'nın çok iyi bir oyun geçirmesi lazım. Şu an 1-0 durumda. Daha fazlasına ihtiyacı var. Evet, şimdi burada tuzaklar kuruldu. İki orta koridor oyuncusu da yalnız değil.
Yani bu arada bu seride bunu o kadar çok gördük ki zayıflar acıma tuttu. Redder'dan da güzel bir ulti. Orada bekleyen bir ormancı var ama çok yüksek hasar yemesine rağmen Redder buradan çıkıyor. Ahacık üzerine gelen bir Shen ultisi. Onu hayata tutabilecek mi? Güzel bir kronometre bu giden. Bugi burada hayatta kaldı elinden geldiğince. Ve Betty? Her iki oyuncu da geri Betty? Çıktı ama Betty düşüyor. Betty Aatrox'a kafa attı. Betty'den çok çok büyük bir hata burada. Ya Vega'da canlara bakar mısın? 100, 300 ve 500. Gadget içeri girmeyi düşündü bir an için kara kalkanı bitti. Sıçrası Gadget. Yok. Gadget resmen Betty sen öldün ben sensiz yaşayamam dedi. Yani böyle bir pozisyon olamaz çünkü resmen öyle dedi. Ya kara kalkan bittikten sonra senin ne işin ulti geliyor. Diğer tarafta Ryze ultisi çok güzel zayıflara acıma ama yetmedi. Yetmedi bu zayıflara acıma. Hanabi orada geldiği gibi 2'de 2'yi alıyor. Ryze'ı unutmamalısınız. Ve Ahacık'ın da ölüşüyle beraber seri tamamlandı. Ya harika oyun yapmışsınız. Takım savaşı adınıza müthiş gelişmiş. Kuleye hasar vermeniz gerekiyor. Neden? Neden daha fazlasını istiyorsunuz? Şuraya bakalım. Güzel oynamışlar. Shen Ultis de güzel geliyor. Her şey burada Lee Sin'i hayata tutmak adına yapılıyor. Şurada Betty izleyin. Betty, ne yapıyorsun Lee Sin'i öldüreceğim diye Aatrox'un resmen kılıca kafasına dayamış. Diğer taraftan ise burada canlar çok az. Belki... Evet, şimdi bu ne? Bu ne şimdi? Bana bunu göster. Morgan'ı, burada Orianna'yı snipelemeye çalışıyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor ama... Neden? Neden sen? Neden tek başına? Yani... Hani bu, resmen bu arada hani Betty gitti, öldü, ben de gidip öleceğim. Resmen bu. Burada da işte mekan satmasının güzel bir kullanımını gördük. Ryze'a 2 skor birden kazandırdı bu ulti kullanımını. Tabi orada takım savaş olurken kısa bir iki takım da birbirini bekledi orada. Mevzu ne? Okyanus Ejderi dedi. Orada canlar yenilendi, manaların bir kısmı tazelendi. Evet. Tekrardan takım savaşına girdiler ve mekan satmasıyla orayı yok ettiler. Ve yanlış görmediysem en başta yakalanan, en başta en çok hasarı yiyen isim olan Bugi orada ölmeden çıktı. Burada bir kule düşecek. Yollar. Boss yetiştin mi? Yetişti. Aa yetişemedi. Son mezli minyon orada. Son şakasını yaptı. Betty yine başı dertte. Gadget hafiften vurmaya başladı. O tutarsa, o tutarsa ölür. Üzerinde can çalma eşyası olduğu için çok da problem değil. Hanabi ile boss arasında birebir yalnız boss biraz fazla hasar aldı burada. Hanabi de gücünün farkında boss ulti açmak zorunda kalıyor. Arkaya şimdi Shao'si geldi. Sıçrası boss'un var. Sıçrası var. Hemen duvarın kenarına doğru gidiyor ama yakaladılar boss'u. Çok bu da... sıçrayı öleceği yere attı. Hadi bakalım Legolas. Oo. Legolas'tan kaçmayı başardı. 2-3 milyon aldı ama yine de skoru Betty'ye bıraktı. Burada şimdi Okyanus Ejderi alınıyor Vega tarafından. Ahacık bu durumu değerlendirdi ve Okyanus Ejderi'ni aradan çıkardı. Tabi Baron içinde yavaş yavaş savaşlar başlayacak. Geçtiğimiz maçlarda hep bu dakikalarda savaşlar başlamıştı. Bu maç biraz daha kanlı geçiyor diğerlerine oranla. Biraz daha fazla skor görüyoruz. Biraz daha fazla savaş görüyoruz. Ama altın farkı da bu kadar az olmamıştı muhtemelen. Hep buralara gel, bu dakikalara geldiğimizde 8000, 9000, 12000. İşte Vega'nın kazandığı maçta böyleydi ama Vega öndeydi. Evet. Bu sefer Flash Hulls. Oyunun kontrolü iki takımdan birinde olmamasına rağmen önde. Yani yine birazcık Flash Hulls daha önde diyebilir miyiz kontrol konusunda? Kısmen, kısmen. Ama zaman, bayağı kaotik maç oluyor. Tabii. Bir bakıyorsun ışınlanlar hemen bir koridor asılıyor ve 4v4'ler 5v5'ler başlıyor. Takım savaşları da diğer oyuna nazaran biraz daha uzun sürüyor. Uzun soluklu oluyor. Tabii iki tane defansif şampiyon olunca herkes takım arkadaşını bir anda korumak istiyor. Orta koridor kuleleri de bu maçta şu ana kadar korundu.
serinin 4. maçına kadar iki takımdan birinin orta koridor kulesinin ilk 20 dakikada, 21 dakikada düştüğünü görmüştük. Bu sefer koruyorlar. Gerçi galiba ilk maçta bayağı bir denenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Ulti gelebilir. Ulti gelecek Betty'den ama Gadget'tan. Çok güzel kalkan. Yine diğer tarafta Santas'a kalandı. Santas ruh sığınağıyla beraber buradan uzaklaşıyor. Gadget kara kalkanı güzel kullandı. Kendinin kötü pozisyonda olduğunu fark etti. Ve orta koridor kulesi Betty, geliyor. Betty'den güzel çalım yine. Ateşli oynadı orada. Tabi arkasında bir Tam Kench sigortası var. Ona güvenerek bu hareketler yapılıyor. Ama tabi Tam Kench yediği hasarı telafi etmiyor. Yemesin. Çok mantıklı. Boss geldi. Şöyle bir kendini gösterdi. Hoşça kal dedi ve gitti. Artık o güçsüz Ryze yok. Büyüdü. Büyüdü oğlu iki eşyasını tamamladı. Ninja tabisi var. Bir tane de büyü sarpelerini almış. Shrakus da oldu şu anda. Ya Ryzen ki zaten her maçta bir yeniden doğma hikayesi. Başlarda zayıf zayıf dolaşırken geç oyunda birebir de gelin bakalım demeye başlıyor. Can yakan bir şampiyon haline bürünüyor. Mekan satması. Ooo Hanabi bayağı niyeti bozmuş. Bir de ulti geliyor. Bir kere daha aynı senaryoyu mu izleyeceğiz acaba? Hemen boss buradan uzaklaştı. Baya baya iki tane yer değiştirme ultisi kullanıldı Hanabi'yi almak için. Boss. Pardon, boss'u almak için, çok özür diliyorum. Hanabi ultiyi kullandı. Shaos ile beraber. Diğer tarafta Gadget burada karanlık eser tutturuyor ama Shaosie çok fazla zarar veremeyecek. Pasifinden gelen canlı. Arkadan oldu. Geliyor Hanabi. Hanabi'nin sıçrası var. Pozisyon bekliyor şu anda ama riske de etmek istemiyor Flash. Bunu net biçimde görebiliyoruz. Ruh sığınağı. Bu arada Betty kovalamaya devam ediyor. Ultisini zaten kullanmış. Çok yüksek bir hasar bıraktı ama Santas'ı öldüremeyeceği belliydi sanki. Santas sıçrasını attı. Şimdi boss yan taraftan gelmiş. Geldiği gibi burada. Ultisini kaybetmek üzere ama hala tekme, hayatta kaldı. Tekme. Betty içeri attılar. Çok güzel tekme. Ahacık oynadı burayı. Betty'yi öldürmeyi başarıyorlar şimdi. Orihan'la ultisiyle beraber Gadget da düşecek. Yalnız Orihan'ın hasarı daha fazla. Ve Ryze'ı da unutmamanız lazım. Bu iki şampiyon bu savaşı bitirdi şu anda. Lee Sin, Ahacık kaçırdı. Burada çıkmaya çalışıyor ama işi biraz zor olacak gibi. Çünkü tünelle kovalıyor. Tünel üstüne tünel, bir de üstüne çarp. Çarptı burada Lee Sin'i. Böylece şu anda Flash Wolves aslında resmi olmayan bir katliama mı imza attı diye bakıyorum. Lee Sin ölmüş müydü en başta? Öldü. O zaman resmi olmayan bir katliama imza attılar. En başta dediğin, ya en son Lee Sin öldü. Lee Sin dedim, Shen diyecek. Shen ölmedi galiba. Shen ölmedi değil mi? Shen sanki en başta sıçraya yatıp kaçtıktan sonra, evet, bir daha onu göremedik savaşta. O zaman 4 kişiyi alarak bu savaşı tamamladılar. Evet, bütün gözler Santas'la bakalım. Yani bunu çalarsa İçeri el atlayıp düz vuruş yapabilecek mi? Gerçekten denedi ama olmuyor. Yandan da Gadget geldi. Santas'ın buradan çıkışı yok. Geçmiş olsun Santas. Bir kere daha Gadget burada hasar vermeyi deneyecek bu arada. Bir kere daha izleyeceğiz şimdi savaşı. Tabii orada direkt zincir Santas'ın üzerine atılıyor. Belki orada kalkan biraz erken gelebilirdi. Gadget burada sımta kalmış. Karanlık eser havaya gidiyor. Ahacık güzel bir açıdan girecek buraya birazdan. Resmen Betty'yi servis ediyor. Tam şu anda. Çok güzel oyun gerçekten ve hani Betty'yi başkalarına da vurduğu için takımına şahane pozisyon yaratıyor ama. Hani bir izleyelim. Herkese, biraz ona, biraz buna, yakında kim varsa, ona rune ups'i, buna Q, diğerine E. Herkese hasarını orada vurmuş, bayağı da bir serbest kalmış takım savaşının içinde. Alev ejderi için mücadele başladı. Flash Wolves buna cevap vermek isteyecektir kesinlikle. Yani bunu böyle bırakacaklarını zannetmiyorum ama içeride görüşleri yok. Şimdi var. 1700 can, 1500 can, Lee Sin bunu alacak gibi duruyor. Şu anda almayı başardı. Alevejderini önde eriyen bir isim var. Ve çok önemli bir isim. Redder ultisini atamadan öldü. Bu acaba Vega'nın aradığı şans mı? Boss
güzel bir pozisyon bulmuş durumda şu anda. Betty'yi öldürecek. Betty de düştü. Betty de düştü. Bir skor daha gelecek. Burada kötü bir tekme bu sefer. Ama yine de Ahacık yakalamayı başarıyor. Güzel bir savaş. Vega aradığını buldu. Diğer tarafta Boogie ile Gadget arasında birebir. Boogie buradan kaçmak istiyor. Ama kaybedilen çok daha fazlası. Çünkü Baron'lu bir Ryze var. Bu Ryze'ı her unuttuğunuzda size problem yaşatacak. Her unuttuğunuzda bir şey alacak sizden. Her unuttuğunuzda kalbinizi kıracak. Ve o kalbi de inhibitörü olarak kırıyor. Vega burada savaşı kazandığını düşünüyordu. Ama üst koridordan artık süper minyonlar geliyor. Tabi bu biraz Flash Rose'un kendisine aşırı güveninden dolayı oldu. Yani Ryze'ın gelmeyeceği muhtemelen konuşuldu. Gelmeyeceğini söyledi. Veyahut da onlar... Hanabi geldi yalnız, Hanabi! 1'e 3 atacak burada! İlk skoru aldı. Devamı gelecek mi? Nomenz'in üzerine gidecek mi? 1'e 3 atmasa gerek kalmadı çünkü yandan iki. Takım arkadaşları geldi. 2'de 2 yapan bir Ryze bir kere daha. Arkaya... İyi sarktı, güzel vışından attı ve 40'ar saniye ölüm süresi, 25 saniye sonra Morgana, 36 saniye sonra Nomenz tekrardan vadeye geri gelecek. Yani bu noktada da açıkçası Vega'nın o şapkadan tavşanı bakalım yok çıkartacağı bir sahne olacak mı? Triel, ben sana şunu söyleyeyim, ortada şapka bile kalmadı. Hop! Ulti geliyor, boss hemen ulti saçmak zorunda kaldı. Pasifinin devreye girmesini sağlamaya çalıştılar ama boss burada düşmeyince, pasifi de devreye girmeyince kovalamayı bırakıyorlar. Yani iki tane indoor açmayı başardılar. Tek yapmaları gereken şey artık bu dakikadan sonra alt koridora gidip diğer koridorları itili bir şekilde bırakmak. Üst seviyede dönmeyi burada tercih etmeyebilir Flash Wolf çünkü zaten burada Rhaetar mavi güçlendirmesini aldı. Redder'dan babacan bir hareket. Gromp'u ihtiyacı olan tam kençe bıraktı. Oraya bıraktığı top sayesinde Ahacık görecek şimdi. İnanılmaz bir hasar verdi. Burada ultiyle bile skor almayı deneyebilirdi ama ultisi bekle, yok şu anda. O yüzden... Ya ultisi olsa burada bence kesin denerdi. Ya tarafta boss bir kere daha yakalandı. Az önce ultisi kullanmıştı, ultisi yok. Yani Vega artık kamikaze gibi dalıyor. Fark ettiysen. İlk maçta övgüyle bahsettiğimiz kim varsa şu an yerler esiyor yerlerinde. Ama şunu söylemek istiyorum. Benim gözümde şu anda hani Flash Wolves bitirmek için sadece son darbeyi bekliyor ama Ahacık seri boyunca çok iyi oynadı. Evet, yani onun bir hakkını vermek lazım. Yani Vega'nın ayakta kalan tek oyuncusu. Vega düşerken kendisi hep ayaktaydı. Yani şunu eklemek lazım bence. Vega tarafında kim göze batar dersin diye sorsam bana derdim. Gadget derim ya. Hayır, o, maç öncesinde. Ha. Boss derdim ben. Boss mu derdin? Evet. Ama sanki birazcık Gadget'ın çok hatalı oyunları... Şu an bu oyunu zaten. Evet, seriye o damga vurdu zaten. Evet. Hani Gadget'ı ben o listede 3. sıraya falan koyardım. Hata yapma potansiyeline göre. Ama çok enteresan bir şekilde Gadget özellikle 2 tane oyunda çok büyük pozisyon hatası yaptı. Aynen. Ya bu maçta da mesela Santas gölge fırlayışlarını hiç kullanamadı neredeyse. Çok kritik olanları kaçırdı. Rhaetar yakalandı ama takım arkadaşları yanında bu sefer. Arkaya ışınlan geliyor. Bu pozisyonu istiyorlar ama o kadar fazla hasar aldı ki Ahacık. Arkadan boss geldi. Betty yakalamak istedi. Betty düşecekti. Son anda kronometre. Betty hayatta kalamayacak gibi duruyor burada. Anında düştü. Şimdi burada önde kalan Shaos'ta düşmek üzere ama Ryze oyunu oyun bitiriyor. Bitiyor. Ryze'la beraber Boogie burada Hanabi ile maçı bitiriyorlar. Güzel bir deneme. Yalnız geri döndü şimdi Vega oyuncuları. Herkes vuruyor. Herkes ilk tarafı. Herkes ilk soruyor. Plan oyun bitti. Çünkü iki kişi daha burada. Güzel bir oyun Flash Rose'dan. Ve yine ne oldu Triel? Yine Ryze'ı unuttular. Ya bu Ryze hep unutuluyor ya bir şekilde. Ya o mekan sapması gerçekten gözden kaçabiliyor. Işınlanla birlikte enteresan bir nokta.